Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 5000 düz memur ataması hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Detaylı bir video olacak. Lütfen baştan sona dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabi bizler elimizden geldiğince tüm süreci beraberce yönetmiş olacağız. Sadece bu alımlar değil bu alımların dışında da illaki ilanlar gelecektir arkadaşlar. Lütfen sizler de bu karşılık videoyu beğenip Kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeniz. Tabi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lisans mezunlarına pay ayrılmış durumda. Ön lisanslar başvurusunu yapamıyor. Bunun haricinde ön lisansların da birçok mesajını aldım. Hocam ön lisans olarak maalesef buraya başvuru yapamıyoruz. Başka hangi alımlarda şansımız vardır ile ilgili birçok soru gelmişti. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki çağrı karşılan personeli, büro memuru ataması veya bunların dışında Aile Sosyal Bakanlığı atamaları veya bunların dışında en büyük atamalardan bir tanesi de Adalet Bakanlığı atması ki bu ay içerisinde bir söz gelmesi, bir herhangi bir aşkama yapılmazsa bizler 1 Nisan'da etkinlik düzenleyip bir an önce ilanın gelebilmesi için elimizden geleni yapmış olacağız arkadaşlar. Yani demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirerek Tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kısacası arkadaşlarım bizler elimizden geldiğince Telegram kanalı üzerinden de, Instagram üzerinden de ve web sitemiz üzerinden de sizlere bilgi aktarmaya çalışıyor olacağız arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken yani hangi puan aralığındaysan, nereye başvurman gerektiğiyle ilgili kısmı da web sitesinde yayınladım. Hatta onun linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. edeceğim. Rahat bir şekilde oradan erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında puan şartı var mı ile ilgili birçok soru gelmişti. Puan şartı yoktu. Yani 2022 yılı KPSS sınavına girmişsen lisans puanın varsa sıkıntı yoktur. Yani en az 70 puan, en az 60 puan gibi bir şart belirtilmemiş bilginiz olsun arkadaşlar. Mülakat var mı ile ilgili birçok soru geldi. Hayır mülakat da olmayacaktır. Kaç tercih hakkın var ilgili soru geldi. 30 tercih hakkınız vardır. Başvuru ücreti var mı ile ilgili soru geldi. Evet başvuru ücretiniz vardır. Başvurunuzu yaptıktan sonraki süreçte 30 TL yatırmayı unutmayız arkadaşlar. Birazdan onu da göstermiş olacağım. Peki en çok almış olduğum soruları şöyle bir derdeyi da toplayıp size de sunmuş oldum. Şimdi tercih kılavuzuna baktığımız takdirde öncelikle bizler başvurularımızı nereden yapacağız? Başvuruları ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden bakın şuradan 2023'e 4 tercihini göreceksiniz. Buraya tıkladığınız takte 30 TL ücretini de görmüş olacaksınız veya ÖSYM ödeme sistemi üzerinden de rahat bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Tercihimi yap butonuna tıklayarak da e-devlet ile giriş yaparak veya tercih sürecinize başlamış olacaksınız arkadaşlar. Ve akabinde şöyle tercih listesini görüntülemiş olacaksınız. Toplam itibariyle 30 farklı tercih yapabileceksiniz arkadaşlar. Pekala şimdi tercihlere gelelim. Hangi illeri seçersem daha iyi olur gibi önemli kısımlara değinmiş olalım arkadaşlar. Genel şartlar, özel şartlar veya diğer tüm kısımlarda demiş olduğum gibi yorum kısmına sabitlediğim link üzerinden rahat bir şekilde erişim sağlayacaksınız. 30 Mart tarihine kadar başvurularınızı yapmış olacaksınız arkadaşlar. 30 Mart 2023 saat 23.59'da sona erecektir. Şimdi illere gelelim. Evet illere geldiğimiz takdirde bakın avukatlar, büro personeli, mühendisler gibi birçok dalda alımlar mevcuttur arkadaşlar. Ha şu soruyu da çok aldım. Hocam hem inşaat mühendisine başvurup da hem büro memuruna başvurabiliyor muyum? Veya hem diyetisyenliğe başvurup hem büro personeline başvurabiliyor muyum ile ilgili birçok soru gelmişti. Tabii ki başvurabilirsiniz arkadaşlar. İşte inşaat mühendisliği mezunusundur. İnşaat mühendisliğinden de çok böyle yüksek puan yoktur. 76-77 civarında puanım vardır hem inşaat mühendisliğinden birkaç yer tercih edip hem de büro personeli tercih edebiliyorsun. Sıkıntı yoktur bu da olsun. Bunu da söyleyeyim sana. Hemşerilik için de aynı geçerlidir veya işte avukatlık için de geçerlidir. Hangisine tercihinizi yapmak istiyorsanız orada şansınızı değerlendirmiş olacaksınız arkadaşlar. Peki bunun dışında bizler tercihimizi yaparken en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar sizler 85 ve üzeri puana sahipseniz biraz daha şansınızın yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü 86 puana sahip olan bir kişi veya 85 küsür puan sahip olan bir kişi ilk 10.000'de yer alıyor. Tabi ilk 10.000 içerisinde yer aldığı için de yani iki kişiden biri olacağı için şansı epeyce yüksektir. 80-85 aralığında bir puana sahipseniz arkadaşlarım sizlerin kontenjanı yüksek olan şeyleri seçip kendi yaşamış olduğunuz çevreyi de muhakkak tercihleriniz arasında barındırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne demek istedim ben burada? Ben 83 puanlı biriyim ve Adana'da yaşıyorum. Adana'da yaşadığım için önce bir kendi çevre illeri tercih etmem gerektiğini vurgulamak isterim. Bunun dışında 83 puanlı olduğum için de biraz da aslında kritik bir puana sahip olduğum için de senin bütün kontenjanı yüksek olan yerleri ve biraz da ücra köşeleri işte en doğuyu, en kuzeyi, en batıyı veya en güneyi tercih etmende fayda olacaktır dostum. Bunu da söyleyeyim. 85 ve üzeri puana sahipsen genel itibariyle biraz daha şansın yüksek olduğu için kendi istemiş olduğun illeri ve biraz da kontenjanı yüksek olan yerleri tercih etmende tabii ki de fayda olacaktır sevgili dostum. Peki 80 ve 6 puana sahipsek yani 80'in altında bir puanımız varsa 73, 74, 75, 65, 62, 61 gibi puana sahipsek ne yapmamız gerekiyor? Bakın sizin her türlü aslında tercihi sunmuş olmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yine en düşük kontenjanlı bakın en düşük kontenjanlı neresiyse en yüksek kontenjan neresiyse en doğusu, en batısı, iç Anadolu'su, kuzeyi, güneyi veya işte Trakya'sı veya işte doğu yöresi neresi olursa olsun arkadaşlar her bir alımdan birer tane, ikişer tane barındırmış olmanız gerektiğini vurgulamak isterim sevgili dostum. Zaten belli bir tercih. Ege bölgesinin dışarıya çıkamam veya işte iç Anadolu'na dışarıya çıkamam. Karadeniz'den aşağı inemem ben diyorsan da zaten sana ekstra bir şey sunamam ben. Senin yapman gereken tek şey nereyi istiyorsan orayı tercih etmiş olacaksın. Yeter ki atanayım neresi olursa olsun düşüncesinde olan kişiler için zaten bilgileri vermiş durumdayım. Ben işte Karadeniz'den dışarıya çıkamam. Ege'den dışarıya çıkamam. Doğu'dan dışarıya çıkamam diyorsanız da muhakkak kendi bölgenizi, kendi şehrinizi seçmiş olacaksınız. Ekstra bir şey sunamam size arkadaşlar. 4000 400 birimlik koduna baktığımız takdirde bizlerin karşısına 83 farklı alan çıkıyor. Toplamda 4250 kadro açılmış durumda. Yani sizlerin ilk defa aslında 4000 bin nitelik koduyla beraber bu kadar yüksek kontenjanı ilk defa bir arada görmüş durumdayız arkadaşlar. Daha önceki süreçte bu kadar alım olmamıştı. 4000 bin nitelik koduyla İlk defa bu kadar atama oldu. Yani bu önümüzdeki atamaları da oldukça etkileyecektir. Şansınızı epeyce artırmış olacaktır. Neredeyse yüksek puanların hepsi gidiyor. Ve sıra sizlere gelmiş oluyor. Sıra artık 80'lere, 70'lere, 75'lere gelmiş durumda olacaktır. Önümüzdeki merkezi atamada oldukça önemli bir pay kapmış olacaktır arkadaşlar örnek verelim şöyle 83 puanlı biriyim ben 83 puanlı biri Adıyaman'da yaşıyorsa şöyle bir Adıyaman'ı tercih etmesini isteyeceğim arkadaşım şöyle Şurayı tercih kopyalayıp yapıştırdığınız takte direkt olarak Aslında sizler verilere erişim sağlayacaksınız daha sonraki süreçte işte şöyle aşağı doğru geleceksiniz bakacaksınız 30 kondijanlı bir yer var İşte neresi Afyon Karahisar. 30 kontenjanlı ama 83 puan sahibim. O yüzden çok da düşük yerleri tercih etmeyeyim ben. Yüksek kontenjanlı yerleri tercih etmemde fayda vardır düşüncesinde olacaksındır. Mesela 134 farklı alım var. Ankara'ya 134 kontenjan açılmış. Güzel bir sayı olduğu için şöyle bunu da kopyalayıp yapıştırman gerekiyor ki biraz daha şansını artırmış olasın sevgili dostum. Bu şekilde yapıyorsunuz. Hepsini bu şekilde sıraladığınız takdirde artık tamamen tercih sırası size bağlı kalmış olacaktır. Bakın tercihinizi yapacaksınız. 30 tane tercihinizi verdikten sonraki süreçte sıralamayı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte, işte 134 kişilik bir alım vardı. Ona en başa yazayım da çıkma ihtimali yükselmiş olsun. Hayır böyle bir düşüncede olmayın. Sizler tercihinizi yaptıktan sonraki süreçte 30 tane tercihinizi verdikten sonraki süreçte nereyi istiyorsanız en çok Orayı en başa yazmış olacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve en az en sonki süreçte tercihinizi başvuru kontrol ve ön izleme sekmesine tıklayıp da bütün tercihinizi tamamlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Kaç puana düşer gibi bir ile ilgili kısımları net bir şekilde aktarmak çok zordur. Ama bir anket düzenlerim gerekirse Telegram'da ve bizler de az çok bilgilerimizi, tahminlerimizi sizlere aktarmış oluruz arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda sizlere bunun da bilgisini ayrıca çekmiş olacağım. Merak etmeyiniz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Şu an için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.